her şey her yerde. Mutfak dağılmış, mobilyalar paketleniyor. Çünkü Nihal Hanım evini taşıyor. Ev değiştirenler bugünlerde okullar açılmadan taşınma işlemini bitirme telaşında. Üstelik ev taşımak artık eskisi kadar korkutucu bir iş değil. Çünkü sayıları her geçen gün artan evden eve nakliyat şirketleri siz çayınızı kahvenizi yudumlarken evinizi taşıyıveriyor. Taşınmaya karar verdikten sonra yapmanız gereken ilk iş güvenilir bir nakliyat şirketi bulmak ve en az 3 gün önce şirkete haber vermek. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Ne kadar sürecek bu taşınma işlemi? Yani boşaltması 2'ye kadar bitiyor. 3 oda, bir salonluk bir ev. Peki böyle her şeyi toparlıyor musunuz? Tabii her şeyi toparlıyoruz. Kırılacak eşyayı topluyoruz, dolaplardaki elbiseleri topluyoruz. Yani ne varsa hepsini topluyoruz. Şu anda Nihal Hanım'ın evindeyiz. Gördüğünüz gibi tabaktan çanağa hiçbir şeye dokunmamışlar taşınma işlemi için. Ve bütün bu eşyalar sadece birkaç saat içinde Şirin Evler'den Üsküdar'a geçecek. Nakliyat şirketleri kırılma ve bozulmalara karşı eşyanın tümünü sigortalıyor. Ama yine de paketleme sırasında çok dikkatli davranmak gerekiyor. Böyle paketleyince mobilyanın üzeri çizilmiyor mu? Hayır. Böyle kartonluyoruz, sonra da hava raylonla paketliyoruz. Bunu kartonlamasak, sadece raylon sarsak bu kenara köşesi değdi mi? Sabah 8'de geldiğimiz Nihal Hanım'ın evi nakliye firmasının 2 saatlik yoğun çalışmasıyla şu anda gördüğünüz gibi neredeyse bomboş. Toplanma işlemi tamamlandı. Şimdi sırada ne var? Şimdi yeni eve gidip tekrar yerleştireceğiz topladığımız eşyaları. Yine eskisi gibi her şey kurulu, çalışır vaziyete getireceğiz.